Arkadaşlar aracımızın kaputunu buradaki kolu çekerek açıyoruz. Kaputumuza doğru ilerlediğimizde sağ elimizi aşağı bakacak şekilde, sol elimizi yukarı bakacak şekilde, bu şekilde buraya taktığımızda, burada solda bir mandal var şu. Sağ elimizde bu mandalı sola doğru yatırıyoruz ve kaputumuzu kaldırıyoruz. Buradaki sarı çubuğumuzu bu tırnak yardımıyla çıkartıp bu deliğe taktığımızda kaputumuzu sabitlemiş ve açmış bir durumda oluyoruz. Arabamızın sağ tarafında bulunan aküsü, artı ve eksi kutup başları, motor soğutma suyumuz, motor kontrol yağ çubuğumuz, motor yağımız ve cam suyumuz bulunmaktadır. Bunları sıraladıktan sonra kaputumuzu hafifçe kaldırarak buradaki çubuğu çıkartıp tekrar buraya takıyoruz ve kaputumuzu sert bir şekilde bırakıyoruz. Kaputumuzu bu şekilde açıp hocalarımıza, komisyon başkanlarımıza bu şekilde anlatarak kaputumuzu kapatıyoruz. Arka bagajımızı, arka bagajımızda bulunması gereken malzemelerimiz, yedek lastiğimiz, diğer bir adıyla stepnemiz. Bu siyah olan malzememiz krikomuzdur. Aracımızın tekeri patladığında aracımızı havaya kaldırmaya yardımcı olan aracımızdır. Bu da bijon anahtarımızdır. Yani tekeri patlayan aracımızın vidalarını sökmemizde yardımcı olan aracımızdır. İlk yardım çantamız, reflektörümüz, araç arızalandığında arkaya açtığımız üçgen flaşörümüz, aracımızın halat malzemesi ve yangın tüpü bulunmaktadır. Bugün viteslerimizi göstereceğiz. Aracımızdaki vites kontrolünün nasıl olduğunu, nasıl geçiş yapıldığını. Vitesimizi sola şu şekilde yatırıp bıraktığımızda, vites kolu kendini düz bir şekilde atıyor ise vitesimiz boşta demektir. Arkadaşlar, aracın birinci vitesi araca hareket veren vitestir. Yani hareketi olmayan bir aracı mutlaka birinci vitesle hareket ettirmemiz gerekiyor. Birinci vitesle hareket ettireceğiz. 2, 3, 4, 5 de aracımızın hızına göre, yolun durumuna göre vitesimizi büyüterek viteslerimizi, geçişlerini sağlayacağız. Bizim aracımız 5 vites, bir de geri vitesimiz var, 6 vitestir. Her arabanın geri vitesi farklıdır. Bizim aracımızdaki geri vites sağ arka taraftadır. Vites geçişlerini nasıl yapmamız gerektiğini göstereceğim. Vitesimizi 1'e almak için vites kolunu bu şekilde tutmuyoruz. Avuç içlerimizle sola yatırıp öne ittiğimizde vitesi 1'e almış oluyoruz. 1'den 2'ye geçiş yapmamız için yine vitesi sola yatırarak arkaya doğru düz bir şekilde çekmiş oluyoruz. Vitesimizi 3'e almak için avuç içimizle arkadaşlar şu şekilde vitesi öne doğru, ön göğsüne doğru ittirdiğimizde vitesi 3'e almış oluyoruz. 4'ü almak için vitesimizi düz bir şekilde iki koltuk boşluğuna çektiğimizde vitesimizi 4'e almış oluyoruz. 5 için vitesi önce bir tık ittiriyoruz, 5'e alıyoruz. Sağ yatırıp öne ittiğimizde vitesimizi 5'e almış oluyoruz. Geri vitesimiz için yine vitesi boşa alıyoruz. Sağ yatırıp arkaya çektiğimizde vitesimizi geriye takmış bulunmaktayız. Aracımızda bulunan kollarımızın ne işe yaradığını anlatacağız. Aracımızda iki tane kol bulunmakta. Sağdaki silecek koludur, soldaki sinyal koludur. Silecek kolu yağmurlu havalarda görüş açımızı görmemiz için bize yardımcı olan bir araçtır. Bunu yukarı doğru kaldırdığımızda hafif çalışır. Bir tık daha kaldırdığımızda hafif yoğun yağmurda devamlı çalışmasına yardımcı olur. En üst kademede de sürekli çalışır. O da şiddetli yağmurlarda açmamız gereken sinyal seviyesidir. Camlarımızın kirli olduğu zaman temizlememiz gerekecek. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Silecek kolunu kendimize çekeceğiz. Otomatik olarak arabamızın camına su verecek, temizleyecek, kendiliğinden kapanacak. Sol tarafta bulunan kolumuz sinyal koludur. Yukarı kaldırdığınızda sağ sinyal ekranda da zaten gözükmekte. Aşağıya indirdiğinizde sol sinyal ekranda da gözükmektedir. Ortaya getirdiğimizde kapanacak. Sinyal ve silecek kollarını kullanırken direksiyonumuzu 9 çeyrek olarak şu şekilde tutuyoruz. Ve bu parmaklarımızın yardımıyla hafif dokunuşlar yaparaktan kullanabiliriz.
Arkadaşlar aracımıza ilk bindiğimizde koltuk ayarımızı yapmamız gerekiyor. Koltuğumuzun ayarını sol ayağımızla debriyaj pedalına parmak kısımlarımızda bastığımızda şu an rahat bir konumda basabiliyor isek koltuğumuzun ayarını ayarlamışız demektir. Koltuk ayarını ayarlarken koltuğumuzun altındaki bulunan toka yardımıyla koltuğumuzu ileri ve geri çekiyoruz. Koltuk ayarını yaptıktan sonra iç aynamızı şu şekilde bakarak elimizle sağa sola aşağı yukarı arka camı içine alacak şekilde ayarlamamız gerekmektedir. Sağ ve sol dikiz aynalarımız ise sağ dönüş, sağ kavislerde sağ aynanın yardımı, sol kavis, sol dönüşlerde de sol aynanın yardımıyla gerçekleştirmemiz gerekiyor. Aynalarımızın ayarını bizim aracımızda bu kollardan yapmaktayız. Aracımıza bindikten sonra ayna, koltuk ayarını yaptıktan sonra emniyet kemerimizi sol tarafımızdan alıyoruz. Göğüs kafesimizi kesecek şekilde, sol el dışarıda kalacak şekilde emniyet kemerimizi takıyoruz. Taktıktan sonra aracımızın vitesinin boşta olduğunu kontrol ediyoruz. Tam debriyaj, hafif frenimizle aracımızı çalıştırıyoruz. Aracı bu şekilde hazırladıktan sonra çalıştırılmış konuma getiriyoruz. Aracımızın gösterge panelinde yapmamız gereken işlemler nedir? Tanımamız gereken olanları anlatacağım. Sağ taraftaki hız kilometremiz kaç kilometre hızımızın olduğunu gösteriyor. Sol taraftaki devir saatidir. Aracın devirli bir şekilde sürüşünü ve yeni öğrenen arkadaşlarımızın vites geçişlerini hangi aralıklarla yapması gerektiğini gösteren panelimizdir. Yarım soldaki ise hararettir. 90 hararetin normalidir. 90'ın üstüne çıktığında ibre aracımızda bir sıkıntı var demektir. Aracımızı kontrollü bir şekilde sağa çekip kapatmış bir konuma getirerekten en yakın servisi ve bayiyi aramamız gerekiyor. Sol taraftaki de yakıt göstergemizdir. Aracımızın yakıtının ne kadar olduğunu bize gösteren paneldir. Bu kırmızı ünlem işareti ise el freninin çekili olduğunu gösterir. Bu devir saatini tekrar size bir anlatmak istiyorum. Aracımızın stop edip etmediğini bazı adaylarımız, arkadaşlarımız heyecandan dolayı anlayamıyor. Bu kırmızı ibre sıfırdaysa aracımız çalışmıyor demektir. İbre sıfırın üstünde ise aracımız çalışır modda demektir. Peki vites geçişlerinde nasıl anlayacağız aracımızın? Bu ibre 2 ya da 2,5. Biz buna 2000 ya da 2500 devir diyoruz. O şekilde ibre oraya geldiğinde olduğunuz vitesin bir üstüne çıkacaksınız. İbre 2'nin altına düşüp 1'e geldiğinde yani 1000 kilometre diyoruz. Vitesimizi küçültmemiz gerekmektedir. Arkadaşlar tekrardan merhaba, hoş geldiniz. Burada size anlatacağım konu vites geçişleri. İlk önce ne yapıyoruz? Aracımızı tam debriyaj, fren yaparak aracımızı çalıştırıyoruz. Hareket vitesi olan vitesimizi 1'e alıyoruz ve el frenimizi indiriyoruz. Yarım debriyaj yapıyoruz ayağımızı. Kavrama noktasına getirdiğimiz anda frenden ayağımızı çekip gaz vererek bir 5 saniye sonra gaz yardımıyla aracımızı hareket ettiriyoruz. Hareket ettirdikten sonra ibremiz, devir saatimiz 2000'e gelecek. Devir saatimiz 2000'e geldiğinde arkadaşlar ayağımızı gazdan çekiyoruz. Tam debriyaj yapıp vitesimizi sol arkaya çektikten sonra kontrollü bir şekilde debriyajı bırakırken hafif de gaz yardımıyla ilerliyoruz. Gazımızı verip devam ederken kontrolsüz bir kavşağa geldik. Ayağımızı gazdan çektik. Hafif fren yardımıyla sağımızı solumuzu kontrol ediyoruz. Tekrar gazla devam ederken gördüğünüz gibi devir saatimiz ne oluyor? 2'nin üstüne yani 2000 devrin üstüne çıktı. Ayağımı gazdan çektim. Tam debriyaj yaparak vitesimi avuç içiyle karşıya ittirdim. Ve debriyajı kontrollü bırakırken hafif de gaz vererek devam ediyorum. Vites geçişlerinizi bu şekilde ilk etapta öğrenene kadar devir saatini takip ederek yapabilirsiniz. Teşekkür ederim. Dayımıza paralel parkın yapılışını hem izletip hem anlatacağız. Şimdi dubamızı kelebek camımızın ortasında görecek şekilde ayarladık. Bu şekilde. Direksiyonumuzu tam sağa çeviriyoruz. Ve kontrollü bir şekilde sol aynadan
geri geri gelirken arkadaki birinci değil ikinci dubamızı gördüğümüz anda, hocam gösteriyor dubayı, gördüğümüz anda direksiyonumuzu 1,5 tur yaptık, tekerimizi düzelttik. Geri geri gelirken sağ dikiz aynamızla bu dubayı paralellediğimizde direksiyonumuzu tam sol çeviriyoruz. Tam sol çevirdik ve aracımızla kaldırımı paralel bir şekilde, kontrollü bir şekilde aldığımızda parkımızı gerçekleştiriyoruz.